Değerli Bir Gün TV izleyenleri merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Yine bir eğitim gündemiyle karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. İstatistiklerde çok çarpıcı veriler var. İmam hatiplerin sayısının artmasından, okullardan uzaklaşan çocuklara kadar birçok çarpıcı veri önümüze çıktı. Açıkçası acı bir tabloyu da bize sundu. Ciddi sorunlarla karşı karşıyayız eğitimde. Bu istatistikler bize bunları tekrar hatırlattı. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı yakın zamanda talep oldukça imam hatipleri açacağız, açmaya devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Aslında istatistiklere baktığımız zamansa tam tersi, imam hatiplere talebin düştüğünü görüyoruz. Her yıl imam hatipe giden, imam hatip lisesine giden öğrenci sayısı azalıyor. Hatta şöyle, İmam Hatip Ortaokulu'nda giden sayıları artmasına rağmen İmam Hatip Lisesi'ne giden öğrenci sayıları azalıyor. Bunun tabii belli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi liseye gidince öğrencilerin biraz daha özgürleşmesi, ortaokulda daha fazla aileye bağlı kalınması. İkincisi imam hatiplerin başarısızlığı, sınavlarda YKS ve LGS'de imam hatiplerin başarısızlıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer lise türlerine göre, örneğin Fen Lisesi veya Anadolu Lisesi'ne göre imam hatipler sınavlarda oldukça başarısız oluyorlar. Burada tabii eğitimin ne halde olduğunu, imam hatiplerdeki eğitimin ne halde olduğuna dair de aslında bize bazı veriler sunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla da öğrenciler tarafından ve lisede veliler tarafından da tercih edilmeyen bir lise türü imam hatip her gün daha da azalmaya başlıyor. İmam hatipe giden öğrenci sayısı her sene daha da azalıyor ama buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı da İmam Hatip Liselerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Son 14 yılda İmam Hatip Liselerinin sayısı 1205 artarken bunun tam tersine Fen Liselerinin sayısı ise sadece 250 arttı. Aslında bu bir tercihi ortaya koyuyor. Az önce de söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı İmam Hatip açmaya devam edeceğiz dedi talep olduğu sürece. Halbuki az önce de söylediğimiz gibi ortada bir talep yok. Bir tercih var. İktidarın bir tercihi var. Bu tercihte imam hatiplerin sayısını artırmak, din eğitimi daha da yaygın hale getirmek yönünde. Aslında velilerin, öğrencilerin talepleri daha çok Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, daha fazla Anadolu Lisesi, ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunun tam tersini yapıyor ve bu da bir tercih. Ülkeyi nasıl dini kuralları dayatılıyorsa toplumsal hayatta, eğitimde de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. İmam Hatip'ten çıkıp biraz özellere dönelim, özel okullara dönelim. Özellikle okul öncesinde ciddi bir durumla karşı karşıyayız. MEB'e bağlı olmayan resmi kurumları dışarıya bıraktığımız zaman özel okullarla devlete ait kamu okullarının sayısı hemen hemen eşit. Ve öğrenci sayısı ise okul öncesinde özel okullarda çok daha fazla. Buna karşın ortaokul ve lisede ise özel okul sayıları bu yılda azaldı. Orada biraz ekonomik krizin etkisinden bahsedebiliriz. Çünkü kayıtlar artık düşüyor ve özel okullar bir dönem aslında orta gelirliler için de uygun okullar haline almıştı. Orta gelirliler için çok rahat bir şekilde çocuklarını özel okullara gönderebiliyorlardı. Ancak son zamanlarda özel okul fiyatlarında krizin ve enflasyonun ciddi etkisiyle çok yüksek oranda zamlar yapıldı. Bu da tabii hem okul sayılarını hem de kayıt sayılarını da etkiledi. Öğrenci sayıları da okul sayıları da azaldı ortaokul ve lisede. Tabii buradan tekrar okul öncesine dönmek lazım. Önemli bir sorun. Aslında bu kamusal bir hizmet olmalı. Biliyorsunuz bazı belediyeler kreş açarak bu hizmeti sağlamaya çalışıyorlar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı veya devletin diğer kurumları bu konuda ciddi eksiklik içerisinde ve çocuklar da özellere mecbur kalıyorlar. Burada şöyle bir şeyden bahsetmemiz gerekir. Okul öncesinde çok fazla vakıflara ait, dinci yapılara ait kurumlar da var. Yani dolayısıyla aslında daha çocuk yaştan vakıflar, dinci yapılar, okul öncesi kurumlar açarak
çocukları kendi alanlarına, kendi hakimiyet alanlarına dahil ediyorlar. Burada tabii ailelerin de bir kısmının mecbur kaldığını da söyleyebiliriz. Çünkü vakıflar ve dini yapıların açtığı kurumlar biraz daha ucuz oluyor diğer özel okullara göre. Dolayısıyla da ailelerde buna mecbur bırakılıyor. Tıpkı KYK yurtlarının sayısının az olması nedeniyle vakıf yurtlarına üniversitelerde mecbur kalınması gibi benzer bir durumu burada da görüyoruz aslında. Buradan biraz yine MEB'in istatistiklerine dönelim. Bu çok çarpıcı veriler var okullaşma oranlarında. Örneğin ilkokulda okullaşma oranı geçen yıl bir nebze artmış. %93'ten %95'e düşmüş. Ancak lisede ciddi bir düşüş var, %4'lük. Bu düşüş önemli. %4'lük düşüş önemli ama ondan önce şunu söylememiz lazım. Kademe arttıkça ilkokul, ortaokul, lise kademe arttıkça okullaşma oranı düşüyor. %95 ile başlayan okullaşma oranı lisede %87'ye kadar düşüyor. Burada çarpıcı bir veri var, onu eklememiz lazım. Muş'ta ve Ağrı'da okullaşma oranı lisede %70 bile değil, %66-67 seviyesinde. Burada tabii özellikle kız çocukları için bunun tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Erkek çocukları için de belli tehlikeler barındırıyor. Çünkü konuşuyoruz, çocuk işçi sayısında ciddi bir artış var. Az önce okul öncesi için söylediğimiz şey burada da geçerli. Tarikatların, medreselerin, dini yapıların çocuklara adeta musallat olduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada okullaşmanın düşmesinde çocukların yaş aldıkça, büyüdükçe, kademeleri yükseldikçe okullaşmanın düşmesinde bu tarikatların, cemaatlerin ve az önce de söylediğim gibi çocukların çalışmak zorunda kalmalarının ciddi bir etkisi var. Özellikle bir veriye dikkat çekmek istiyorum. Ortaokuldan sonra her sene on binlerce çocuk okulu bırakıyor. 2017-2018'den bu yana 1,3 milyon çocuk okulu bırakmak zorunda kaldı. Liselere kayıt yaptırmadı toplamda. İşte örneğin geçen sene 263 bin öğrenci okullara kayıt yaptırmadı. Bu da çok ciddi bir sayı aslında. 2017-2018'den beri mezun olan 100 öğrenciden 16'sı liseye gitmedi. Peki çocuk işçi oranına baktığımız zaman yine benzer bir oranla karşı karşıya kalıyoruz. Yani dolayısıyla aslında çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Daha önce bu sorunlar konuşulmuştu. Çocukların okuldan uzaklaşması. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir takip sistemi kuracağını, bu sorunu çözeceğini ifade etmişti ama daha sonra o takip sistemine ne oldu, bu konuda nasıl çalışmalar yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Çocuklar okulu bırakmak zorunda kalıyorlar ve maalesef bu konuda da önlem alınmıyor. Bunun dışında bu son 6 yılı dışarıda bırakırsak çağ nüfusuyla, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullaşma verilerinden yaptığımız hesaplama ile ortaya çıkan bir veri daha var. Bu da şu: 2,9 milyon çocuk, yani açarsak 2 milyon 982 bin çocuk bugün okulda olması gerekirken başka yerlerde. Bunların 386 bini MESEM'de, 1 milyonu açık öğretimde okuyor. Kalan 1,5 milyona yakın gencimizin, çocuğumuzun ne yaptığını ise bilmiyoruz. Yani açıkça az önce de söylediğim gibi bir tarikat cemaat tehlikesi var. Ciddi oranda artan medrese sayıları var. Özellikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da çok büyük oranda kaçak Kur'an kursları var. İşte batıda İsmail Ağacılar'ın, doğuda Menzil ve diğer başka cemaatlerin etkisiyle açılan medreseler var. Bunun yanında tekrar az önce söylediğim gibi çocuk işçilikte artış var. Şimdi bu sayıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde MEB'in hiçbir önlem almadığı, çocukların okuması için bir çaba göstermediği ve 4+4+4 denilen sistemin aslında çocukları okuldan uzaklaştırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani biliyorsunuz 12 yıllık bir zorunlu eğitim var, ancak bu 12 yıllık zorunlu eğitim uygulanmıyor. Aslında önemli bir kısmı 8. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalıyor.
Dolayısıyla bütün bu saydığımız veriler aslında bir tercih ortaya koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı birincisi eğitimde dinciliği önemsiyor. Geçen sene çok tartıştığımız bir ÇEDES protokolü vardı. Bunun dışında imam hatipler var ve tarikatların ve medreselerin kucağına bırakılan çocuklar var. Bu birincisi. Bir ikincisi ise çocukların piyasanın eline bırakılması. Bu da çok ciddi bir sorun. Çocuklar çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Yaşadığımız ekonomik kriz ve yoksulluktan da kaynaklı çocuklar ailelerine destek sunmak istiyorlar. Dolayısıyla da okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Burada şöyle bir durum var. Bunu çözecek olan iktidarın kendisi ve Milli Eğitim Bakanlığı, ancak buraya yeteri kadar bütçe ayrılmadığı için, başka yerlerde bütçeyi değerlendirdikleri için de çocuklar maalesef eğitimden uzaklaşıyor. Az önce de söylediğim gibi son sözüm de bu olsun. Bu tamamen iktidarın tercihi sonucunda oluyor.